Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Osamu Tezuka, Japonya'da çağdaş animenin öncüsü olarak kabul edilir. Genç yaşta 8 milimetrelik kamerasıyla küçük animasyonlar çekmeye başlamış ve bu animasyonlarda Walt Disney ve Max Fleischer'ın eserlerinden ilham almıştır. Onun izinden yürüyen sanatçıların yapıtlarıyla anime adı verilen yeni bir stil ortaya çıkmıştır. Anime tarihi 20. yüzyılın başlarında Japon film yapımcılarının Fransa, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'daki animasyon tekniklerini keşfetme başlamıştır bu dönemde Japonya'da filmlere alternatif bir hikaye anlatımı sunabilen animasyon oldukça popüler olmuştu. Amerika'da filmler ve şovlar için oldukça büyük bütçeler mevcut iken, Japonya'da küçük bir piyasayı ve bütçe, yer ve aktörlük eksikliklerinde taşıyordu. Batılı aktörlere benzeyen aktörlerin bulunmaması, Avrupa, Amerika ve fantazi dünyalarında Asyalı oyuncuların var olmasını imkansız kılıyordu. Animasyonun değişik kullanımları Japonlara benzemeyen karakterler ve yerlerin yaratılmasını sağlamıştır. 1970 Son yıllarda manga çizimleri büyük bir ilgi çekmiştir. Bu çizimlerin büyük çoğunluğu da animasyonlarda kullanılmıştır. Eserlerinin ve diğer tasarımcıların da etkisiyle anime günümüzdeki sanatın mutlak karakteristiklerini ve türlerini yaratmıştır. Mecha tarzı Tezuka tarafından şekil almış, Gonagai ve diğerleri de geliştirmiştir. Tomino'nun katkısıyla da bir devrim gerçekleşmiştir. Gundam ve Macross gibi mecha animeleri 80'lerin klasikleri arasına girmiştir ve mecha türü anime günümüzde hala Japonya'da ve dünyada popülerdir. 1980'lerde anime Japonya'da ana görüş haline gelmiştir ve büyük bir üretime geçmiştir. Bununla beraber manga da popülaritesini Japonya'da ve dünyada zirveye taşımıştır. 1990'ların ortalarında ve sonlarında ayrıca 2000'lerde animeler tüm ülkelerde popüler olmuştur. Animelerin kendine özgü çizim tekniği vardır. Onun dışında insan gözleri genelde büyük çizilir. Örneğin 1.70 boyundaki bir kişi çizimlerde 2 metre olarak çizilebilir. Manga çizimleri animeye göre daha abartılı olur. Bu tarz abartılar hikayedeki ütopya'yı karakteri gerçek dünyadan farklı kılmak için yapılır. Bu şekilde daha etkileyici olması sağlanır. Animeler el çizimi veya bilgisayar yapımı olabilir. Animelerin konusu her şey olabilir. Birçok türü mevcuttur. Yetişkinlere yönelik felsefe, psikoloji, bilim, savaş, şiddet, cinsellik gibi konuları ele alan ciddi konulu animeler olduğu gibi, genç çocukların yaşıtları için, genç çocukların yaşıtları için uygun konulu animelerde çok fazladır. Çok küçük çocuklar için eğitim ve komedi türündeki animeler de mevcuttur. Anime endüstrisi, Studio Ghibli, Gainax, Madhouse, Sunrise ve Toei Animation dahil olmak üzere büyük isimlere sahip 430'dan fazla yapım stüdyosundan oluşmaktadır. Anime, Japonya'nın yerel film pazarının sadece bir bölümünü oluşturmasına rağmen DVD ve Blu-ray satışlarının çoğunu oluşturmaktadır. Ayrıca İngilizce dublajlı ve altyazılı programlamanın yükselmesiyle uluslararası başarı da gördü. 2016 yılı itibariyle animeler dünyanın animasyonlu televizyon şovlarının %60'ını oluşturmaktadır. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.